Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün definecilikte mitoloji nasıl, ne kadar önemlidir konusuna gireceğiz. Aslında benim için en önemlisidir. Bilgi olmadan çünkü hiçbir şey yapamayız. Mitolojiyle alakalı derken hangi mitoloji? Tabii pagan kültürüyle alakalı Yunanlardan bahsediyorum. Yunanlar Grek kültürü, Roma kültürüyle alakalı bilgiler vereceğim. Birbiriyle etkilenmişlerdir zaten. Biz ilk videomuzu daha bundan 3 ay evvel, bizim bilgilerimiz 3 ay evvelsine dayanır. Şimdi bakalım mitoloji ne kadar bu kadar, neden bu kadar önemli? Bize para kazandırır mı? Definecilikle mitolojinin ne alakası var? Biz o kadar işaret çözümlüyoruz. Bu işaretleri, bu mitolojik figürleri gördüğümüzde buranın giriş mi, değil mi, neresi, neyle alakalı, tapınak mı gibi olgularını nasıl kavrayabiliriz ya da kavrayacağımız konusunda bir kere bilgiler edinmiş oluruz. Önemlidir arkadaşlar. Devam edelim. Neden önemli? Eskiden bugün Hristiyanlarda günah çıkarma olgusu olduğu gibi eskiden de Apollo tapınağı gibi düşünün. Tapınaklar vardı ve bu tapınaklar günümüze kadar gelemediler. Çünkü ağaçtan yapılıyor idiler. Ağaçtan yapılıyor idiler. Mezar daha doğrusu alt tarafları taşlardan yapılmıştır. Alt kısımları ile karşılaşabiliyoruz. Tapınaklar çok zenginlerdi. Onu söyleyeyim. Sebeplerini söyleyeyim. Çünkü eski tapınak birliği ana merkez tapınaktan ayrılmış olan rahipler belli aralıklarla dağılırlardı. Mikro tanrı dediğimiz küçük tanrılar, bir de büyük tanrılar vardı. Büyük tanrı ile küçük tanrıları birleştirir bir isim adı altında bir tapınak oluştururlardı. Halkın batıl diye adlandırdığımız günün çağıyla inanış sahibi olan insanlar benim neden çocuğum olmuyor düşüncesiyle bir günah mı işledim diyerek tapınak rahiplerine gelirlerdi. Tabii halden şey çıkarmaya çalışan bu rahipler de durumdan fırsata çevirmeye çalışan bu rahipler de bu insanlara derlerdi ki bir taş yaptıracaksın. Taşa da şunları 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 yapacaksın. Ben şöyle şöyle bir olgulara sahiptim gibisinden ya da bir günah işlemiştir. İşlediğin günahını anlatacaksın, bize geleceksin. Taşı da tapınağın etrafına bir dikili mezar taşı olarak düşünün. Çakacaksın, yanımıza geleceksin. Kişi yapardı uygulamayı. Durumuna göre bakardı rahipler, tartardı o kişileri. Ve derlerdi ki tapınağa 5 tane koyun, 2 tane koyun bağışlayacaksın. Canlı cansız duruma göre o kişi de bağışlardı. Tabii bu olgu günde 20 tane 30 tane olduğunu düşünürsek ve bunların zenginlerinin geldiğini düşünürsek zenginlerden daha arazi istiyorlardı. Pagan döneminden bahsediyorum. Hristiyanlıktan bahsetmiyorum. Çok tanrılı dinlerden bahsediyorum. Hristiyanlığın yasak kabul edildiği yıllardan milattan 311'e kadar 311'e olan tarihlerden bahsediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Özellikle ondan sonra devam etmiştir de anlatacağız. Bizim pagan rahipleri insanlardan toplamış, yani çok tanrıya inanan bu rahipler almış oldukları, bu vergi adı altında almış oldukları günah kefaret taşı diyoruz biz bu taşları. Bu taşları dikildikten sonra arkadaşlar, bir de hediye bırakıldıktan sonra bu tapınaklar çok zengin durumlara ulaşabiliyorlardı. Tabii zenginlerden de arazi alıyorlardı günahlarının karşılığı. Kefaret taşı tabii her zamanki gibi tapınak çevresine bir yere dikilmek suretiyle zengin gelirdi. Zengine de derdi ki işte bana derdi bir arazi vereceksin. Daha doğrusu tanrılara hediye edeceksin. Kişi hediye ederdi. Durumu Herakles'e, yani Herkül'e getireceğiz arkadaşlar. İyi dinleyin. Neden çok önemli onu da anlatacağız. Bazı olgular görüyoruz arkadaşlar. Bu tapınakların çok zengin olduklarını biliyoruz ama bizim bildiğimiz gibi birçok uygarlık da biliyordu. Fetheden, gelen, buraları kuşatan talan edildiler. Bu tapınakların izlerine rastlanmıyor şu aralar. Talan edildiğinden ötürü, çünkü çok zengin oldukları için günde 30 kişi 40 kişi gelip bu şekilde kefaret taşları dikip sonra da adaklar adadığı için zaman içerisinde bu tapınak rahipleri çok ama çok zengin duruma ulaştılar. Mallarını da
Mallarını da odalar içerisinde, işte ne bileyim mağaralar içerisine gibi saklamaya başladılar. Neden bu kadar zengin oldular? Parası olan zenginler gelip araziler hediye ettiği gibi günlük 40 tane 50 tane de durumu olmayan, az durumu olan insanlar, köylüler de işte etti, koyundu, buzağıydı, sığırdı, domuzdu gibi günahlarına kefaret olarak bunları ne yapıyorlarmış? Tapınak rahiplerine veriyorlardı arkadaşlar. Bizim asıl peşinde olduğumuz olgular, mezar dışındaki olgular dışında, bu tapınak, eski tapınakların gömmüş oldukları, pagan dönemiyle alakalı, Hristiyanlıkla hiçbir alakası olmayan bu pagan dönemine ait tapınakların saklamış olduğu saklantılarla alakalı takipte olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl anlarız? Siz bize resimler gönderiyorsunuz, işaretler gösteriyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar, dağlara, taşlara yapılırdı. Gizli alanlarda, mağaraların üzerine bu tapınakların yapmış olduğu saklantılara ait figürlerle karşılaşabilinebiliyor. Çünkü bunlar gizli yapılardı. Bu tapınaklar da ahşaptan yapıldığı için o dönemlerde, benim anlattığım 1800 yıllarda, 1800 sene evvele dayanıyor. Hatta milattan evvelki yıllara dayanıyor arkadaşlar. Saklantıları, mağara işleri, kaya işleri veya büyük alanlarda olduğu gibi bunları belirten bize işaret sistemleri de var. Biz zaman içerisinde bazı şeyleri hatta söylüyoruz da, tapınak öyle geçiyorsunuz ama biz de öyle geçmiyoruz işte arkadaşlar. Bunların işaretçileri var diyorum her zaman. Arkadaşlardan bir tanesi diyor ya, antik kentinde üçgen gördüm, haç gördüm. Arkadaşlar, antik kentte gördüğün haç, üçgen ya da bir artı işareti, x işaretiyle antik kent dışındaki üçgenle haç işareti arasında da fark vardır. Kardeşiniz olarak size böyle bir bilgi de vereyim, bunu da öğrenmiş olun. Neyse, anlayan anladı arkadaşlar onu. Devam edelim. Bu tapınak hususuna geldikten sonra bunları nasıl anlarız? Bunların mitolojileriyle alakalı figürler yapılır. Mezar olduğunu ya da tapınakla alakalı olgu olup olmadığını mitolojik figürlerden anlıyormuşuz. Bunların tanrı ve tanrıça dedikleri olgulardan anlıyormuşuz. Gelelim şimdi bunların tanrı ve tanrıça dedikleri. Hesideus'un kitabında tanrıların doğuşuyla alakalı bir kitabı vardı. Tavsiye ederim, okuyun. Eğer definecilikle alakalıysak, bir dağ üzerinde 10-15 tane figür görüyorsak, bize bu mitolojik figürler, burada hemen hemen örnek veriyorum, Kerberos'tan bahsedeyim. Kerberos gibi iki dünya arasında var olan Hades dediğimiz yeraltı dünyasının tanrısı olarak adlandırdıkları arkadaşlar bir tanrıları vardı. Hades'inde bir köpeğe vardı. Bunun adı Kerberos'tur. Üç tane kafası olan, hatta Harry Potter veya birçok bilgisayar konsol oyunlarında da canlandırılmış olan bir olgudur. Ölmeyen bir olgudur arkadaşlar. Kerberos genelde giriş kapılarında, girişi temsil eder, giriş kapılarında olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Kerberos'u gördüğümüzde ve karşılaştığımızda ya da köpek tarzı bir şeyle karşılaştığımızda Yunan medeniyetinde bize anlatılmak istenen olguyu nasıl anlarız? Bu figürü gördüğümde ben derim ki, ya bak Kerberos burada kardeşim, buralarda girişi var derim. Değil mi? İşte bundan çok önemlidir. Kerberos'un bir özelliği vardır. Hades'in, yani cehennemin, diğer dünyanın ruhlar aleminin kralı olan, tanrısı olan Hades'in köpeği Kerberos, betimlenmişse oralarda ya da bir ölü şaftı ya da mezarın içerisinde yapılmışsa, hem bu kişinin çok önemli bir kişiye haiz bir mezar olduğuyla alakalı, genelde diyorum, bilgi sahibi oluruz. Hem de arkadaşlar bize mezarın yönüyle alakalı bilgi verir. Bazen Kerberos'un o köpekten bahsediyorum. Üç kafalı Yunan mitolojisindeki varlıktan bahsediyorum. En önemli unsurlarından bir tanesi, betimlenmesinden bahsedeyim. Bazen ayakları aslan ayağına benzetilir ya da yılanlar olur ayaklarında. Bazen de kafası aslanla köpek arasıdır. Üç kafalıdır. Korkunç bir silüeti vardır. Ki o kadar değerlidir ki arkadaşlar bu olgu. Şunu söyleyeyim. Kerberos'un ismini bile anmaya, bırakın resmini, ismini bile anmaya korkardı Yunanlılar.
İşte o var ya, o derler. Aynı bizim şu üç harflerde konuştuğumuz gibi. Canlı alemde bile konuşulurken ismi anılmazmış. Çünkü iki alem arasında gidiş geliş yapan ve insanlara sıkıntı yaratan üç harfler gibi günümüzde diye düşünün. Öyle bir yaratıktı. O yüzden onu mezarların ya da önemli mağaraların başına yaparlardı ki adından korkan insanların kendisine bile artık düşünün gördüklerinde korkudan oraya yaklaşmadığı hususunda da size daha evvelden bilgiler verdi mi? Ben hatırlıyordum arkadaşlar. O bilgilerden biri de budur. Kerberos kimdir? Kim tarafından, kimin çocuğudur diyelim. Bu canavarın sahibi kimdir? Tipon dediğimiz ayrı bir mitolojik kahraman olan, canavar tanrı, tanrıçı olan Tipon ve Echidna'dan bahsediyorum. Echidna ve Tipon Arimi ülkesinde bir mağarada yaşamış. Daha sonra Echidna kan içerdi. Echidna Tipon'un çocuklarıdır. Kerberos olsun, vücudu keçi olan aslan başlı Kimera dediğimiz Yunan mitolojisine çok büyük öneme haiz olan bu olgular vardır. Hani bazen dersiniz ki başı kartal, vücudu aslan. Bu mitolojik canavarların anası da babası da kimmiş? Echidna ve Tipon'muş. Tanrı tanrıça diye adlandırdıkları. Peki bunun en çok üstünde düştüğümüz definecilikle alakalı önümüze çıkan olgulardan benim üzerine üstelik üzerine önem haiz eden durum olarak söylemiş olduğum Kerberos'u anlatayım. Devam edelim isterseniz. Ne dedik? Echidna ve Tipon'un çocuklarıydı. Kerberos işte Kimera gibi önemlisi gibi arkadaşlar. Ve kapılarda beklediğini söyledik. Hades'in köpeği olduğunu söyledik. İki dünya arasında bir yer vardır ve Kermeros'un sesinden ötürü ne canlılar, yaşayan canlılar oraya yaklaşabilir. Hesideus'un kitabından söylüyorum. Ne de ölüler o kapıya yaklaşabilirdi. Ne ölüler o kapıya ne de canlılar o kapıya yerin. Çünkü orada kim vardı? Kerberos vardı arkadaşlar. Bunlarla karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Heraklis arkadaşlar, yani Herkül, Zeus'un oğlu, bir cinnet geçiriyor. O çocuklarına kadar öldürüyor yaşadığı bu alemde. Sonra da şeyin yanına gidiyor. Bu tapınak rahipçelerini anladık. Kefaret anlattık. Kefaret taşı yapıp da asarlardı, koyarlardı, adaklar ederlerdi yani arkadaşlar. Herkül'ün oğlu, pardon, Herakles gidiyor tapınak rahiplerinin yanına. Diyor ki işte ben çok büyük günah işledim. Çocuklarımı öldürdüm, cinnet geçirdim. Farklı yapmış olduğum suçlar da var diyor. Nasıl affedilebilirim? Tabii o tapınak rahipleri de Zeus'un oğlu olduğu için aslında daha farklı olgular vardır. Anasını babasını öldürenler Yunan döneminde direkt yakılıyorlardı arkadaşlar. Kısa geçelim. Zeus'un oğlu Herakles. Tapınak rahipleri diyor ki ona şunu yapacaksın diyorlar. Bir kralın hizmetinde bulunman gerekiyor diyorlar. Kral sana ne derse odur diyorlar. Tamam diyor Herkül. Deus'a gidiyorlar arkadaş. Deus'un yanına gidiyor kral olan. Bazen telaffuzlarda sıkıntı yaşıyorum, kusura bakmayın. Deus'un yanına gidiyor kral olan. Deus'a diyor ki ne yapabilirim? O da kendisine 12 tane görev veriyor Herakles'e. Vermiş olduğu görevlerin en sonuncusu da en zor olanıdır. O da nedir? Kerberos'u yeraltı dünyasından çıkaracaksın. Yeraltı dünyasından çıkardıktan sonra da geri getireceksin diyor tabii ki Eusteus. Eusteus çok korkak bir adamdır haricen ama Herkül de neticede Zeus'un oğludur. Herkül'ün elinde labut diye adlandırdığımız, gürze benzeyen labut diye adlandırdığımız ahşaptan bulaklı gürze benzer bir silah aracı vardır. Hades'in yanına geliyor tabii ki diğer görevlerini bitirdikten sonra. Yeraltı dünyası neticede Kerberos Hades'in köpeğidir. Hades'e diyor ki ben diyor Kerberos'u alıp götüreceğim. Tabii savaşmadan götüremezsin diyor Hades, Herkül'e, Herakles'e. Ama diyor elindeki diyor labutunu, savaş aletini bırakacaksın. Kerberos'u alabiliyorsan git, kendisi orada diyor. Tabii bu kadar korkulan bir canavar olan Kerberos'un yanına gidiyor. Tabi bu gidiş esnasında yanına Athena'yı da alıyor. Bilirsiniz hani o kadar ya arkadaşlar. Athena'yı da yanına alıyor. Herkül, Herakles ve
Kerberos'un yanına geliyor. Kerberos da boğuşmaya başlıyor. Bu üç kafalı yaratık köpekten bahsediyorum mitolojik olarak. En son eliyle Kerberos'un boğazını sıkıyor. Bazı kaynaklara göre 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene böyle kalıyor arkadaşlar. Belli uzun bir zaman dilimi Kerberos'un gırtlağını sıkıyor. Kerberos en son pes ediyor gibi oluyor ve kendini saldığında üç başlı köpekten bahsediyorum. Tabii bu sırada sadece savaş aleti yoktur. Herkül'ün Nemastes'i vardır üzerinde. Nemastes'i daha doğrusu bir hayvan öldürmüş ve postunu görevlerinden bir tanesidir. Bu 12 görevden biridir. Onu öldürüyor ama arkadaşlar bu postu Nemastes dediğimiz post daha doğrusu hayvanın postu hiçbir aletle delinemiyor. Zırh olarak giyiyor. Kerberos'un yanına da Herkül ne yapıyormuş? Böyle gidiyormuş. Mitoloji anlatıyoruz. Dini inanışlarından bahsediyoruz. Herkül alıyor yanına Kerberos'u. Kerberos dediğimiz hayvanın her bir boynuna birer tane zincir bağlıyor. Bağlamak suretiyle tasma takıyor, zincirliyor süre süre. Kimin yanına geliyormuş? 12. görevi bitirdikten sonra Eusteus'un yanına geliyor. Eusteus tabii bunları yapamayacağını düşündüğü, bunun altından kalkamayacağını zor olan görevler vermişti çünkü Herkül'e. Kerberos'u kendi tahtının olduğu yerde, kendi odasında gördüğü zaman korkuyor. Yani korkulan bir canavar, mitolojik bir canavar. Bırakın ismi bile yetiyor yani o kadar söyleyeyim. Öyle düşünün. Karşısında görünce Herkül'ü, Eusteus korkusundan şarap fıçısının içerisine giriyor. Bizim adına Pitos dediğimiz arkadaşlar mezar şaftlarının ilk giriş odalarının krallarda ya da zengin kişilerin kralların odalarına hani koyarlar ya şarap koyarlar. Büyük çömlekler vardır. Onların içerisinde şarap koyan pitos şeyleri vardır arkadaşlar, çömlekleri. Eusteus korkusundan kendini çömleğin içerisine atıyor. Hatta bu tasvir nerede var? Hierapolis'te çıkmış, Denizli'de Hierapolis'te çıkmış kırmızı çömlek amforalarda bu olgu da betimlenmiştir, vardır. Araştırmak isteyen insanlar Denizli Müzesi'ndeki bu olguları takip edebilir ve bakabilir. Bu sahne yani Herkül'le Kerberos'u artı bu Eusteus'un olgusu çömleğe işlenmiştir. Biz Kerberos'un aslında çok fazla mittir. Karşılaşmış olduğumuz olgulardan, çok fazla karşımıza çıkmış olgulardan olmasa da Dante'nin kitabı İlahi Komedya vardır. Tavsiye ederim arkadaşlar. İlahi Komedya'da da Dante sevgilisinin arkasından cehenneme gider. Ölmüş sevgilisinin arkasından cehenneme gider. Sevgilisini arar, cehennemden çıkar. Sonra bakar ki Kerberos Hades ülkesinin de kapıda beklemiş, boyun falan soyulmuş bir şekilde o da Hermes'in takmış oldu, pardon, Herakles'in takmış olduğu zincirden ötürü anlatımları da mevcuttur. Öyle söylemiş olabilirim. Bir de karşılaşmış sadece mezar olgularında mı karşılaşıyoruz bu olguyla? Hayır arkadaşlar. Mesela 3. Gordiyon paralarında paraların arka yüzlerinde mesela Herakles ve üç kafalı figürleri de vardır. Bazı çömleklerde de karşımıza çıkabiliyor. Betimlenmiştir figür olarak ve vardır. Bazı önemli kişilerin lahitlerinde, lahit üzerlerinde de karşımıza çıkabiliyor. Betimlemeleri var arkadaşlar, görebiliyoruz. Ama genelde söylemiş olduğum gibi genelde mezar olgularında mesela siz bana işaretler gönderiyorsunuz, biz de inceliyoruz, bakıyoruz. Oranın bir tapınakla alakalı olup olmadığına ya da bir mezarla alakalı olup olmadığına oradaki bu mitolojik figürlerden yola çıkarak az çok bilgi sahibi olduğumuz için az çok anlayabiliyoruz. Eğer orada köpek olgusu Yunanlılarda 976 mıydı o? Tam söylemeyeyim ama genelde söyleyeyim 976 bini yok yani neticede Yunan kültüründe köpek olgusu çok önemlidir ve korku saldığı için mitolojik kahramanlarda bir de iki başlı köpeğimiz var. Kimera dedim mesela, Kimera vücudu keçi kafası aslan gibi kuyruğu yılan gibi kahramanlar var. Bunların tanrılarıyla tanrıçalarıyla alakalı olgulardır. Yunanlılar da bu medeniyette ayak basmış ve
ve yaşamış insanlardır. Benim tavsiyem, biz bugün size Echidna'dan bahsettik, Tifon'dan bahsettik. Kimera'nın annesi olan, Kerberos'un annesi olan Hades denli. Bir de Hades'in heykelleri var. Hades'in heykellerinde de karşılaşabiliyoruz bazı olgularda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Mitolojiyle alakalı size bilgiler vermeye çalıştık. Çok önemli olduğunu söylemeye çalıştık. Her zaman ama her zaman dikkat edilmesi hususunda, daha doğrusu bu mitolojik olguları anlamamız konusunda, algılamamız konusunda, definicilik hususunda çok önem atfettiğini anlatmaya çalıştık. Her zaman söylüyorum, bilgi karanlıkta önünüzü aydınlatır. Bazen çok parlaktır. Görmeyi bilmeyen gözlerin gözlerini kamaştırır ve göremezler. Derken bizim bazı işaret sistemlerimiz var. Yani üçgen, işte lahit, kral, işte zengin anlatmış olduğumuz olgular var. Bazı yerlerden bazı bir takım şeyler duyuyorum. Arkadaşlar, yorum yapıyorsunuz da ben normal yoruma yapan arkadaşlara demiyorum. Bu işlerden para kazanan bazı arkadaşlar var, yorum yapmışlar. Lahit ve kral işaret sistemleri yazın. İnternette ciddi olan bazı olgu ve siteler var. Oralarda bizim anlatmış olduğumuz işaretçilerin ortası çizgili çizgisiz ne anlama geldiği hususunda cevabı ciddi, daha ciddi düşündükleri bazı siteler var. Orada görsünler. Arkeolojik çalışmalara bakarak görsünler. Biz insanları boş yere de hiçbir zaman yönlendirmeye çalışmıyoruz. Buraya bir kere insanları yönlendirmiyoruz. Kazma diyoruz, şey yapma diyoruz. Giriş söylemiyoruz. Çalışma kardeşim diyoruz. Biz bilgi programı yayınlıyoruz. Bir kere burada bir mutabık kalalım. İki, antik kentlerdeki işaretçi sistemleri de dışarıda sağda solda karşılaştığın aynı işaretçi aynı anlama gelmez arkadaşım. Onu da sana buradan söyleyeyim. Seviliyorsun ama yine de seviyoruz. Sevdiğimiz kişilersiniz. Hoşça kal, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.